Burada biraz daha mindcash muhabbetinden bahsedeceğiz. Bu nedir, ne değildir noktasında duruma şöyle bir göz atacağız ve neler oldu, neler bitti diye duruma bakmaya çalışacağız. Buradaki hem mindcash hem de Binance muhabbetleri başlangıçtaki Terra coinlerinin yapmış olduğu rally'nin temel sebebiydi. USDC ve Launch fiyatları neden yükseliyor? Nane parası dediği Mint Cash. Bitcoin tabanlı stablecoin projesi Mint Cash ve Binance, Launch ve USDC'nin rallisini nasıl ivme kazandıran faktörler haline geldi. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Mint Cash muhabbeti patladı. Yani ekip bir açıklama gerçekleştirdi. Dedi ki ya bizim bununla bir alakamız yok. Hani çıkan haberler yalan haberler, food haberler vesaire. Ya bu şekilde açıklama yapılınca fiyatlar tekrar düşüş noktasında hareket etti. Onu bir kere söylemek lazım. O yüzden aslında artık çok bir önemi yok. Daha da önemlisi bu tarz olayların gerçekleştiğini bilmek olacaktır. Dediğim gibi geçmişte de oldu. Bir çekirdek geliştirici grubu, bir oyun firmasının çekirdek geliştirici grubu vaktiyle Launch Coin'de 2023'te işte 1,5 trilyon mu 2 trilyon mu bir şey işte böyle yakacağız dediler. Uzun süre bu söylem devam etti. Ondan sonra Terra Classic ekibi çıktı dedi ki ya bizim böyle bir adamlardan hani haberimiz yok. Bizde bir alakası yok. Bunlar kendi kendine bir şey konuşuyor dediler. Ondan sonra bu hype sönmüş oldu. Yani bazı kripto para projeleri veya farklı taraflar hani piyasaya ilk girdiklerinde prim yapabilmek için Launch'u kullandıkları çok oluyor. Bu şekilde topluluk desteği almaya ve kullanıcı çekmeye çalıştıklarını görebiliyoruz. O yüzden bu doğru olmayacaktır. Şöyle geçelim bir yandan. Terra ekosistem tokenları USDC ve Launch, Terra Classic topluluğu için bir dizi olumlu haberin ortasında 2 gün içinde 5 kat ve %65'ten fazla artış gösterdi. Doğru, hatta totale baktığınız zaman son haftalara kadar gitseniz en düşükleri 7-8 kat hani gibi bir fiyat yükselişine sebep olduğunu görebiliyoruz. Bu da tabii ki çok yüksek. Kısa zaman, daha kısa zaman günler için hesaba katsanız 6 kat fiyat yükselişine tekabül ediyor USDC'de. Launch tarafında da bu yine 2,2-2,3 kata yakın fiyat yükselişleri anlamı taşımaktadır. Şu anda BTC'de gördüğünüz gibi oldukça iyi ilerliyor. Kripto topluluğu şaşırdı ve algoritmik stablecoin USDC'nin 1 dolara geri dönüp dönmeyeceği ve Terra topluluğunun son çabaları sonucunda Launch fiyatının da canlanıp canlanmayacağı yönünde spekülasyonlar yaptı. 1 dolara dönmez. Hani bunu tabii artık söylemekten biraz ben de yoruldum. Ama her yerde bu oluyor ve çok korkunç bir bilgi kirliliği haline geldi. Launch ile USDC arasındaki bağı kopardılar. Artık birbirleriyle bir ilişkileri bulunmuyor. Bu iki tane kripto varlığı. Yani Shiba ile Avax'ın, Doge ile XRP'nin birbiriyle ne kadar ilişkisi varsa teknik olarak bunların da birbiriyle o kadar ilişkisi var. Ama tabii ki söylem ve bilinmiyor olması kaynaklı olarak yatırımcıların girişi bu noktadaki Terra coinlerinin fiyat yükselişlerini yine de tetiklemekten tabii geri kalmıyor. Kripto borsası Binance Terra ekosistem tokenlarıyla ilgili yeni ürün ve hizmetleri piyasaya sürerek USDC ve Launch'un yeniden canlanmasında önemli bir faktör olduğunu kanıtladı. Evet, listeleme haberleri verdi biliyorsunuz. Hem 50 kat kaldıraç açtı, ondan sonra FTUSD listeledi işte USDC'ye, TR'ye listeledi falan derken bir takım haberler verildi. Önceki videoda da hatta Elbank'ın listelemesi üzerine konuşmuştuk. Nitekim öğlen saat 1'de, daha doğrusu tam hani söylersek 13.02'de yakın gerçekleştirecekler.
Lunge yakımı yapacaklar. Bunun tabii ki yüksek açıklanması, şöyle güçlü bir yakım açıklanması. Özellikle BTC'de de yukarı hareketler varken Lunge'un fiyatlarını da oynatabilir ve yardımcı olabilir Lunge'a kısa vade içerisinde. Gerçekten ne oldu? Ekim ayında Bitcoin'e dayalı izin gerektirmeyen ve fiyat açısından istikrarlı bir ödeme ve tasarruf para birimi sistemi olan Mintcash kendisini TerraUSD'nin halefi olarak duyurdu. Mintcash ekibi Terra Classic topluluğuyla aynı vizyona sahip ancak yöntemleri tamamen farklı. Mintcash'in özellikleri arasında istikrarlı kripto dönüşümü sağlama, sermaye kullanımı, verimliliği, esneklik, Anchor protokolü yüksek getiri ve çoklu para birimi desteği yer alıyor. Karışıklık Mintcash geliştiricisi Yoji'nin 1 USDC 1 dolar demesiyle ortaya çıktı diye söylüyor. Evet. Yani bu çok şey bir şey değil. Dediğim gibi ben iyi niyetli bir hareket olarak görmüyorum bunu çok fazla. Zaten devamında ekip de dedi ki yani bizim bunlarla hani bir şeyimiz yok. Bir alakamız yok diye açık bir şekilde dile getirdi. O yüzden inanmamak lazım. Bu arada şu an bilerek bakıyorum ki acaba geçen gün olduğu gibi şu anda videonun içinde bir yine son 18 ayın rekor fiyatına ulaşabilecek mi BTC diye bakıyorum. Nedense kal geldi bu arada. Dondu yani şu an şey. Soluk kesti bir anda. 38.427'lerde böyle dondu kaldı bir anda. Ya bunlar dediğim gibi doğru yorumlar değildir. Evet, şu an yükselmeye devam ediyor. Yok ya şunu almamız lazım. Yani şu bir 500 görelim şurada tamam bırakacağım ondan sonra. Zaten düşer büyük ihtimalle. Satış baskısında kalır. Terra Money, TFL Astroport ve buradaki Terra ekosistemi 15 milyon dolar sermaye aktardı. Doğrudur. Bu noktada bir teminat varlığı eklendi biliyorsunuz. Tabi olayın ardından USDC fiyatları yükselişe geçti. Şu anda en önemli şeylerden biri tekrar söyleyeyim. Tabii ki BTC fiyatlarındaki yükselişler işin en önemli noktasıdır. BTC fiyatı yükseldikçe muhakkak kripto paralar buna ayak uydurmaktan geri kalmayacaktır hiçbir zaman. Biraz erken, biraz geç. Lunge ve USDC şu an biraz geç diyebileceğimiz şekilde bunu yapabilir. Ama emin olun eninde sonunda bunu yapacaktır. Lunge ile USDC ortalama şu anki fiyatlarından alım gerçekleştirilebilecek noktalarda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.